Herkese günaydın. Evimizde ilk sabahımız ve tahmin edin Devran neler yapıyor. İzin vermiyor ki ben bir şeyler yapayım. Böyle kucak istiyor sürekli. Ne yapacağız bilmiyorum. Ev şu an şey bir durumda. Yani valizlerin yerleştirilmesi gerekiyor. Eşyaların dizilmesi gerekiyor. Ama Devran izin vermiyor. Her ayağa kalktığımda emekleyerek ağlıyor. Tatilde de öyleydi yani. Yanında biri olmadığı sürece ağlıyordu zaten. Burası senin evin. Alışman lazım. Evet, tiplere bak. Devran. Ne istiyorsun? Arya çok mutlu, oyuncaklarına kavuştu diye oynuyor. Gerçekten işimiz var Devran'la. Aynı hareket şu, size göstereyim dedim. Hiç beni bırakmıyor. Bak hareket bu. Ortalığın hali de bu. Ne yapacağız? Biraz zor biter bu iş Devran. Şimdi kahvaltı yaptık ama mutfağın içi bomba patlamış gibi. Çok kötü. Nasıl, nerede başlayacağım hiç bilmiyorum. Göstereyim size şöyle. Yani tansiyonum çıkıyor. Bakarak sadece tansiyonum çıkıyor. Bunların hepsini yerleştirmem gerekiyor. Makineye çamaşır attım. Ah! Biraz meydana geldi sanki. İlk başta benim olan Türkiye'den getirdiklerimi yerleştireceğim. Bunlar kuruluk. Hepsi buharlanıp dondurucuya girmesi gerekiyor. Ama bakın benim dondurucuma ne oldu? Herhalde açık kalmış kapağı ve buz tuttu. Ben dün akşamdan beri makine şu an çalışmıyor. Çözmeye çalışıyorum. Çok kötü bir görünüş. Neden sürekli bu buzdolapları bir sorun çıkartıyor bilmiyorum. O çözülsün. Makine hala çalışıyor. Böyle uzun giyinmeyeli o kadar çok zaman almış ki. Bir garip oldum değil mi? Şimdi insanlara tuhaf gelebilir çünkü burada yani buranın yazı yaz olmadığı için burada yeri geliyor uzun da giyebiliyorsun Ağustos'un ortasında. Kurutma çalışıyor, makine hala çalışıyor. Biz bir şeyler yedik. Saat 6.30 civarı. Bugünkü vlog arkadaşım benim Devran gördüğünüz gibi. Hiç bizi bırakmıyor. Neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Halbuki tam da emekliyor yani aslında. İstediği yere de ulaşabiliyor ama yerim ya durguyor öyle desem, her hafta farklı yerlere gidiyorduk. Orada insanlar kucakladığı için bana mı fark etmedim bilmiyorum. Ama olay bu. Çamaşır katlayacağım da izin verirse. Birazdan Döne ve Akay gelecek. Yengesi ilgilenir. Ben de işimi yaparım. Çünkü başka yapamıyorum. Tüm gün zaten Serhat baktı. Ortalığı toparlarken. Yorulduk ya. Öğlen bir uyudum biraz. Hiç halim yoktu çünkü. Ne yapıyor bilmiyorum. Şu havluları almıştım Maraş'tan. Tertemiz yıkadım. Keşke iki tane daha alsaydım. İki tane aldım ama çok kalitesi çok güzelmiş. İki tanesini 25 miydi 35 miydi aldım. Bayağı kalitesi güzel ama belli yani. You can watch a film baby. Kalk. Oh no no no! But I told you I don't want you to watch that. No, it's TV anymore. No, it's TV anymore. All right, give me the phone then. Baby, I don't want you to watch a TV. You bought some clothes. On the road, what's there? I put everything in the machine. Poshet, bags, even these. These. We use them. Hakan baharat. Maraş, evet Maraş'tan aldım. Şey kuru yemiş. Hmm.
ben buradayım. Gitmeyeceğim aşkım. Ya evimin neşesi geldi ya. Bakın Cümür Cemaat. Coşun coşun coşun. Kudurun. Kudurun. Kudurun kudurun kudurun. Memnuniyet. Biraz normalleşiyorum. Sakin. 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 Döner. Ozan. Özge. Çocuklar. Haydi hoş. Nasılsın? Ben Haydoş'la şeyi Yılmaz'ı kaç aydır görmüyorum. Oh oh oh. Zombies. Ne kadar özeniyorlar bu internette izledikleri şeylere ya. Keyif senin keyfin abi. Çekilmişsin bir kenara, Netflix'ini açmışsın. Ah. Evindesin, rahatın yerinde, sıcak değil, terlemiyorsun, yapış yapış değilsin. Witcher odamdan. Şu odamdan? Evet. Olur beyefendi. Başka emrin? Çay olduğunda getireyim, tamam. 3. postaya atacağım. Gördüğünüz gibi buradalar arkadaşlar. Hepsi. Günaydın. Günaydın herkese. Biz hazırız. Ev hazır yani toplandı. Ondan sonra bir tek kıyafetler biraz daha dizilmesi gereken biraz bir şeyler var ama biz ilk çıkmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Çünkü gardırop almam lazım, dolap almam lazım. Bilenler bilir bizim yatak odasındaki gardırop kırık. Onu yenilemem gerekiyor acilen. Çünkü kıyafetler yıkanıp ütülense bile koyulacak bir yer olmadığı için yine ortalıkta mahvoluyor. O yüzden bir an önce onu yapacağız. IKEA'ya gidiyoruz sabah sabah. Saat 9.30 çocuklar hazırlandı, dışarıdalar, bekliyorlar. Şey, yağmurluklarımızı falan hepsini giydik. Bu üstündeki de Arya'nın yeli. Hırkası. Bu da benim Koton'dan aldığım. Koton da herhalde. Üst bayağı hoşuma gitti. Babe! Babe! Serhat'ı bekliyoruz. Çocuklar en arkada, onları tekrar öne almam gerekiyor. Do you want a half half with Aria? Because this might be too big. Bu senin. Kendimize doğru düzgün maske almamız lazım. Bunlarla olmuyor. Çünkü sürekli bunları bir de yeniliyoruz. Bunu da buraya koydum. Devran uyuyor içinde. Hadi gidelim. Çocuklar hazır mısınız? Özlemişsiniz Irakiye'yi. No, we're gonna get tired of ourselves, remember? Let me play in the floor. İki tane var. Beğendiğim bir tane bu. 35 olan, bir tane de şurada 60 olan. Bu biraz daha dışa doğru geliyor. Fiyat olarak bu tabii daha uygun. Aynı raflara sahip. Sadece bu biraz daha öne doğru geliyor. Ne oldu diyelim? Evet, çok rahat görünüyor diyor. Evet, çok rahat görünüyor bu salon. Ama biz şimdi buraya gezmek için gelmek bebeğim. Hemen dolabı alıp gideceğiz. Mesaj bekliyorum Rukan'dan. Çünkü 30 sterlini almıştı kendisininkine. O da böyle 6 raftan oluşuyor. Hangisi ise ondan alacağım çünkü. Böyle ama. Fazla da bir seçenek yok aslında. Sadece raf istiyorum çünkü. Askılık istemiyorum. Bu da bu rengi. Aldık 35 serlin olanını. İdare eder dedik. Gidiyoruz ödemeye. Burada kağıt para kabul etmiyorlar. Kart sadece kabul ediyorlar. Ben de cüzdan getirmedim ama telefonumu kullanmaya çalışacağım. Umarım olur. Aksilik çıkmaz kasada. Günaydın. Herkese günaydın. Bugün bir pazar günü ve artık ev videolarına dönüyoruz arkadaşlar. Herkes ev videolarını çok özledi. Ben olsam ben de özlerdim. Çünkü en çok sevdiğim vloglar doğal ev hali videoları. O yüzden biz salı günü geldik. Hayır be, salı yola çıktık, perşembe geldik. Ay dedim, o kadar gün evde ne yaptık? İyi yaşa. Mutlu yaşa.
Perşembe günü eve geldik. Cuma, cumartesi, pazar. Evet, 3 gündür evdeyiz. Evet aşkım. Toparlanmaya çalışıyoruz hala. Dolap böyle oldu arkadaşlar. İnanılmaz güzel oldu. Çok sevindim. Yani burada günlük giydiğimiz spor kıyafetleri var. Biliyorsunuz ben de spor giyinmeyi çok seviyorum. Serhat'ta. Yani bu kadar. Biraz çamaşırım var yıkandı. Onları da katlayıp yerine koyacağım. Bu dolabın içinde de kıyafetler var. Onları da yerleştirmem gerekiyor. Gömme dolap burası. Yani aslında yapmam gereken o kadar çok iş var ki sadece 3 çocukla bir anda yapılamıyor. Olmuyor yani. Çünkü Devran artık emeklemeye başladı. Full emekliyor. Nereye gidersem tıp 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 peşimden geliyor. O yüzden annem de işini bitirdi. Bugün dedim sen gel çünkü ben yapamıyorum. Annem bugün Mizgin'le birlikte gelecek. Onlar çocuklarla ilgilenirken ben ufak tefek temizliğimi, yerleştirmemi yapacağım. Düzelteceğim. Zaten çocukların odasıyla benim odam tamam. Yani yapılması gereken bir şey yok. Çocukların fazla oyuncağı da dışarı, içeride yok, salonda yok. Hepsini çünkü çıkmadan önce Türkiye'ye aşağı yerleştirmiştik. O yüzden aslında çok bir işim yok ama annemler gelince ben rahat kafayla çocuklarsız temizlik yapabilirim. Ay arkadaşlar, bunlar bizim yolluklarımız. Tertemiz yıkadım. 2 battaniye. Bunları Mizgin'den almışım. Buraya koydum ki geri götüreyim kendisine. 2 tane de yastık. Anılar. Anılar. Devran uyuyorken ben de çocukların böyle montlarını, ceketlerini çıkardım. Şimdi ayıklayacağım. Tutmak istediklerimi tutacağım. Bunu ben almışım geçen sene. Tutacağım. İstemediklerimi de şöyle bir, burada bir çanta hazırlıyorum. Dur ha. Böyle bir çanta hazırlıyorum şurada. Onun içine koyacağım. Ondan sonra da burada K-Beauty'ler oluyor. Arabayla gidip ikinci el, üçüncü el satabiliyorsunuz. Ben de öyle yapacağım. Çünkü neden yapmayayım? Bir deneyeceğim. Eğer iyi giderse şey yapacağım. Ayda bir falan oluyor sanırım. Devam ederim. Mesela bu şimdi Devran'a olur. Ama Devran'ın da o kadar çok var ki hangi birini tutacağım? O da var. Ama bu bayağı sıcak. Güzel bir şey bu. Sıcak, bir de yelek yani. Mont gibi iyice sıkmıyor. Ama şöyle bir şey de var. Devran'ın bunlar, tulumlar çok fazla var. Sanırım bence bu sene bu tulumlarla idare edebiliriz. Halası 2 tane aldı. Ben 1 tane almışım. Yani o kadar çok fazla var ki. Bakın her yerde böyle büyük tulumlar. Şimdi annemle hemen bir gaza gelme olayı. Yarın biz spor ve sağlıklı yaşama başlayacağız. O yüzden hemen bir kilo çek yaptık. Doğru mu? Bugün ay kaçı? Pazar günü bugün. Sen kaç geldin? Ben konsede gelmişim közde. Ben 65.9 ama 66'dayım. 65.9 yok, tam şeyini yazacağız. Bana deyim anne. Ondan sonra ben de 68.2 geldim. Araya bastım. Anlayacağınız. Anne sen kaç olmak istiyorsun? 60. Annem 6 kilo vermemesi lazım. Ben de 60 olmak istiyorum. Ben de 8.2 gram vermek istiyorum. Yani bu videoyu izlediğiniz gün ben sağlıklı yaşama başlıyor olacağım. İsterseniz başlayın. Bu arada benim Instagram, benimle kilo ver hesabımı takip edebilirsiniz. Orada günlük paylaşacağım. Vloglarda pek bir şey paylaşmayı düşünmüyorum. Temizlik yaparken video çekemiyorum. Neyse, bu bir temizlik videosu değil zaten. Çünkü kendimi duyamıyorum havluda. Hazırlanacağım.
Bugün Mert'in doğum günü. Mert'in doğum gününe gideceğiz arkadaşlar. Yüzüme şu C serumunu sürdüm. Bunu size göstermek istedim. Ben bunu Amazon'dan almışım. %20 vitamin C. Böyle. Bunu sürdükten sonra nemlendirici sürmek zorundasınız. Ve sakın bunu sadece sürüp güneşe çıkmayın. Çünkü leke bırakıyor o zaman. Bunu sürdüğünüzde her zaman güneş kremi de sürmek zorundasınız. Onu da bir hatırlatayım size. Ben şu an güneş kremini sonra süreceğim. Çünkü benim güneş kremim nerede kız benim güneş kremim? Şey olan, içinde hafif renklendirici olan. O yüzden onu biraz süreceğim. O da bulabilirsem. Ben bunu kullanıyorum. 50 faktör ve rengi renklendirici var. Şimdi sürüyorum. Biz mutlulara geldik. Damın üstündeyim. Çocuklar biraz önce burada oynuyorlardı. Ben de dedim sessizlik bulmuşken bir açayım sizi. Damın üstünde o neler, damın üstünde. İsmail burada. Size şeyi göstermem lazım. Elması. Elmasın tam 3 haftası mı kaldı, 1 ay mı? Hemen hemen. Hemen hemen 3 hafta kaldı. Her ya. Anneannen izleyecek. Bir şey söyleyecek misin? Elmas nerede? Elmas gösterin. Elmas. Bakalım sana. 3 hafta mı 1 ay mı? Gerçi pek bir fark yok ama. Tam ne zaman 37 oluyorsun? 37 mi? 2 hafta sonra mı? Çünkü 2 hafta, o zaman 2 hafta sonra her an gelebilir zaten. Öyle diyorlar ya. 2 haftam var o zaman. 36'yı geçince artık her an olabilir. Her an olabilir. Hastane çantan hazır mı? Daha tam hazır değil. Hazır değil mi? Hazırla. Her an her şey olabilir. Her an gelebilir. Ya aslında her şey hazır da sadece yerleştirmedi. Çantayı hazırlamadım. Yıkama, katlama, yıkama, her şey tamam. Bebek gibi kokmaya başladı mı? Kokuyor. Biri var mı? Hazırlık. Fulgan. Hazırlıklar burada. Annem. Annem. Sen uyuyamazsın şimdi. Eve gittiğimizde uyuyacaksın. Ay çıkamıyorsun. Uyutun. Happy birthday dear Matt. Happy birthday to you. Mert kaç oldu? 11. Dileğini tutmayı unutma. Mutlu yıllar. Uzun sağlıklı yılların olsun. Baba nerede? Sen abi. Hey! Mom! Yeah. It's pretty good. Büyük bir özenle kesiyor kekini. Kekin güzel görünüyor Mert. Tamam. Aynen. Sen bir taş koyalım. Tamam gel. Oh, afiyet olsun. Oh, oh, durduramadı kendini. Durduramadı kendini. İki hamile gelmiş yanına. Tamam ben. Ben de şuna. Nefes
Tamam. Neyse sonra at bunları. Face'i ekleyeceğim. Oğlumu çekmemiştir. Oğlum görmemiş fotoğrafı. Nerede? Dur çekiyorum. Hemen çekiyorum. Gel kucağıma, gel kucağıma. Give your present to Mert abi. Demek ki evet. Kendisi çok masraflı. Aynen öyle. Ablası çok anne, masraflı. Anne sen ne istedin? Artık sen nerede kadar? Happy birthday. Hadi o tamam. Öperken çekelim. Kadu? Kadu? Utanıyor. Tamam bitti. Birlikte yardım et. Ama on bak o yok orada bak. Derin bak hala bitirdi. Mehmet Aziz al oğlum. Dur ben de satayım. Kola isteyeyim. Biz eve geldik. Dışarıda fazla çekmedim. Evdeyiz. Pijamalar giyildi. Tabii soğuk. Hala ben şort şeyinden çıkamadım. Bu arada ben bugün yeni bir şey keşfettim arkadaşlar. O da şu. Biz Türkiye'den geldik geleli ben böyle bir halsiz oluyorum. Yani böyle gözüm kapalı ya da yatak odasına gittiğim an uyuyorum. Öyle diyeyim size. Ondan sonra da şöyle bir tespitte bulunacağım. Sanırım güneş yok burada. Ve o yüzden de herhalde vücut tam olarak alışmadı buranın dengesiz, pis, gri havasına. O yüzden de bir uykusuzluk sürekli sanki var gibi bende. Ama alışacağız, yapacak bir şey yok. Vitamin kullanmam lazım. Vitaminler sorun, içiyor muyum? Unutuyorum yani. Hamileyken bile unutan ben. Tofi. Bu aralar bayağı buna kafayı taktım. Dün alışveriş yaptım ev için. Çekmedim. Yani basic eşya aldım. Patates, soğan, sarımsak, işte birkaç meyve, sebze. Çocuklar için yoğurt falan aldım. Çekmedim. Ondan sonra bunlar da indirimdeydi. Öyle aldım. 50 kuruşa düşmüştü. Aldım. Alınca da insan dayanamıyor. Yiyor yani. Löp löp fark etmiyorsun kaç tane yediğini.